Radyasyon onkoloji bölümüne evet. e, göğüs has, göğüs hastalıklarından size yönlendirildi. Patoloji sonucu da dedi ki evet dikkate alınması gerekir. Evet. Derecesi var ve sonrasında bir Züleyha Hocam baksın ekibiyle tedavi şemasını çizsin diye bir rapor sunuldu ve size geldi. Evet. Sonrasında siz hastanıza hangi işlemleri oldu? Hastaya teşhis konduktan sonra e, hasta bize başvuruyor. Bize başvurduktan sonra bütün hastalarımız e, hemen hemen bütün hastalarımız diyebiliriz. Bizim hastanemizde kurulmuş bir onkoloji konseyi var. Evet. Bu konseye çıkartıyoruz. Bu konseydeki genel cerrahi, göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları uzmanı, medikal onkoloji, patoloji, radyoloji, işte kadın doğum, kulak burun boğaz, üroloji sayabildiğim bütün branşların hekimleri, onkoloji ile ilgilenen bütün hekimler konseye katılırlar ve bu konseyde hastanın evresine göre, patolojik tipine göre, hastalığın yayılım yerine göre, şikayetlerine göre hastanın tedavisini planlarız. Eğer çok erken evrede yakalanmışsa hastayı göğüs cerrahisi ile birlikte cerrahi olarak tümörünü tamamen çıkarırız. Ondan sonra hastaya gerekli görülüyorsa kemoterapisi, sonra arkasından radyoterapisi yapılır. Hastanın evresi ilerledik, ilerledikçe Hani bir ikiden değil daha ileriye doğru gittiğinde e, hastaya e, cerrahi yerini kemoterapi ve radyoterapiye bırakır o zaman da e, hastaya e, damardan veya ağızdan uygulanan e, kemoterapi ile birlikte e, bütün vücudun e, tümörlü yere uygulanan radyoterapi tedavisi yapılmaktadır